Uluslararası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sunar. Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Abdülhakim Boztaş. Bugünkü menümüz kremalı mantarlı bonfile. Evet, bonfile için malzemelerimiz 2 adet bonfile kullanacağız. 1 adet kapya biberimiz var, Kaliforniya biberimiz var. 2 adet taze mantarımız var. Ve yanında garnitür olarak haşlama sebzeler vereceğiz. Karnabaharımız var. Ve havucumuz yanına. Evet. Öncelikle hafif suyumuza sebzeleri koyalım. Ve haşlamalık sebzelerimizi öncelik yapabiliriz. Şu kuyruk kesiminden kesebiliriz bunları. Ama bunları atmıyoruz. Çünkü bunlardan güzel bir sebze çorbası yapabiliriz. Brokoli olsun, lahana olsun, şu uç kenarları çorbada çok lezzetli olur. Şöyle. Evet, uç kesimlerini şöyle bırakıyoruz. Bunu hafif sıcak suyumuza ilave ediyoruz. Evet, şöyle daha önce soyduğumuz soğanlarımızı hafif jülyen kalınlığında kesebiliriz. Pişimi rahat olsun. Pişme süreleri karnabaharla aşağı yukarı aynı olduğu için bunları beraber atabiliriz. Mesela patates koymuş olsaydık patatesi daha önceden koyardık. Çünkü pişme süresi fazladır onun. Bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Evet. Onlar pişerken bonfilelerimizi yapalım. Bonfileler hafif kalın. Kalın olursa bunu ortadan ikiye ayırabiliriz. Pişimde sıkıntı yaşamayalım diye. Şu şekilde. Yandan şekilde. Evet, bonfilelerimizi şu şekilde kestik. Bunu özelliği tavayı önceden kızmamız gerekiyor. Mühürlememiz için. Mühürlemezsek sert et olduğu için bu pişmede sıkıntı yaşayabiliriz ve bunu pişme oranı size kalmış. Bunu şöyle el işaretiyle anlayabilirsiniz. Eğer kanlı seviyorsanız şu şekilde elinizi yaptığınızda, şöyle hafif dokunduğunuzda etin dokunuşu bu şekilde olursa kanlı olur. Şöyle hafif rare isterseniz şu orta parmağını kullanabilirsiniz. Bu şekilde olursa hafif sert. Biraz daha sert isterseniz şu parmağı kullanabilirsiniz ve çok çok pişmiş isterseniz şu parmağı zaten dokunduğunuz zaman bu şekil çok serttir. Etin sertliği bu şekil oldu mu çok pişmiş olur. Bundan ayarlayabilirsiniz ve yağımızı tavamızı önceden bir yağ koymadan kızartalım ve bunu hafif aromatik yapmamız lazım. Çünkü sonradan baharat almayacağı için bunu önceden bir güzel tuzlayıp biberleyeceğiz. Kaya tuzu tercihimdir. Kaya tuzu kullanırsanız daha güzel lezzetli olur. Biz normal tuz kullanıyoruz. Şöyle her iki tarafını bir güzel tuzluyup biberliyoruz.
Yine zevke göre tuz oranını kullanabilirsiniz. Şöyle kullandık. Hafif zeytinyağı üstüne şöyle gezdirebiliriz. Ve bu arada tavamız bir güzel kızarsın. Çünkü attığımızda cız diye ses çıkması gerekiyor. Mühürlememiz için. Etlerimizi çevirip aynı işlemi ters taraftan yapıyoruz. Şu şekil. Şöyle bir güzel tuz aldıktan sonra biberliyoruz. Hafif zeytinyağı döküyoruz üstüne. Evet. Şöyle yağ güzel yedirdikten sonra işleme hazırdır bunlar. Evet, yağımız bir güzel kızardı. Şöyle zaten koyduğunuzda bu sesin çıkması gerekiyor. Buna mühürleme yapıyoruz. O yüzden yağ, başka şey, kendi suyunda pişecek bu. Bu aşağı yukarı 3 dakika bu şekil. Evet. Orta pişmiş bir et seviyorsanız 3'er dakika idealdir. Ama çok çok pişmiş severseniz 4-5 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Kanlı severseniz 1'er dakika yeterlidir. Evet. Etimizi şu şekilde çeviriyoruz. Zaten görüyorsunuz hafif kızarıklık oluştu. Birbirlerine temas etmemeye gayret ediyoruz. Çünkü temas ederlerse pişme ve lezzet oranında farklılık hissedersiniz. O yüzden aralarında mesafe olması gerekiyor. Yerinden oynatmaya falan gerek yoktur. Lezzetini öldürmemek için aynı yerinde pişsin bu. Buna mühürleme diyoruz. Evet. Bunu piştikten sonra tabağa alıp 4-5 dakika bekletmemiz gerekiyor. Çünkü tavayla ısı arasında enerji proteinini yitirmemesi için beklemesi gerekiyor. Evet, şu şekil. Yerlerini oynatmadan ve temas ettirmeden kanlı seviyorsanız bu şekil yeterlidir. Biraz daha pişmiş isterseniz 1 dakika. Orta pişmiş severseniz 2 dakika daha. Zaten şöyle baktığınızda ete hafif kanlı olduğunu görürsünüz. Evet, şöyle. Bir buçuk dakikaya orta pişmiş olacak. İsteğinize göre kendi suyunda, kesinlikle yağ, tereyağı dökme tavanız varsa dökme tavada
daha iyidir. Yapışma oranı yoktur, su kaybı oranı yoktur. Teflon tavanız yoksa hafif ayçiçek yağı ve tereyağı kullanabilirsiniz yapışmasın diye. Bu şu anda teflon tava olduğu için kendi suyunda pişiyor. Hiçbir şey takviye etmemize gerek yok. Lezzetini bozmaya gerek yok bunun. Bu şu anda orta pişmiştir. Şöyle ellediğiniz zaman şu şekilde hissedebilirsiniz. Şu anda ortadır bu. Bir aşama daha orta pişmişin üstü olacak. Yani pişmişe yakın. Yerlerini değiştirmemeye özen gösteriyoruz ki lezzet kaybı olmasın. Ve birbirine temas halinde olmasınlar. Bu arada sebzelerimiz haşlanıyor. Şöyle bir kontrol ederiz. Yapışmamış mı olmasın. Görüntü çok güzel. Pişme oranı %40'tır şu anda. Evet. Etlerimiz şu anda ortanın bir üstüdür. Bu bizim işimizi görür şu anda. Bu tamamdır. Bunu tabağa alabiliriz. Tabağa alıp bunu 4-5 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ısıyla arasında kalan zamanı öldürmek gerekiyor. Yoksa lezzetini alamayız. Şöyle kenara alabiliriz. Evet. Kenara aldıktan sonra kremalı sosumuza geçebiliriz. Şu gördüğünüz yağ oranını güzel bir soğan şeklinde kavurabiliriz. Yani bunu atmamıza hiçbir gerek yok ve bununla güzel bir bağlam yapabiliriz. Daha önce soyduğumuz soğandan başlayabiliriz. Jülyen şeklinde şöyle evet soğanlarımızı tavamıza atabiliriz. Bu soğanımız biraz daha takviye yapabiliriz. İki kişilik yemek yaptığımız için. Soğan öldüğü zaman sıkıntı olmaz bunu. Evet bu şu anda biraz kuru olduğu için buna hafif tereyağı takviye edebiliriz. Biraz tereyağı. Evet, tereyağı da süt oranı olduğu için bu biraz da ayçiçek yağı takviye etmemiz lazım ki yanmasın. Evet, takviye ettikten sonra şöyle. Evet, bu hafif pişerken mantarlarımızı taze mantar kullanmaya özen gösteriyoruz. Mantarlarımızın kuyruğunu aldıktan sonra şu baş tarafını şöyle çok ince değil parmak şeklinde kesiyoruz. Fazla da öldürmeyeceğiz bunu. Vitaminini kaybetmesin. Bir mantar çok ölürse hem solgun gözükür hem de lezzetinden mahrum kalırız. Şu şekilde. Şöyle parmak şeklinde kestik mi? Pembeleşen soğanlarımıza mantarımızı takviye edebiliriz. Evet, şöyle bir güzel marine edebiliriz bunu. Şöyle kokusunu zaten alabilirsiniz. O etin suyunun kokusu. Hem vitamin öldürmemiş oluyoruz hem bir güzel et suyuyla marine etmiş oluyoruz. Aşağı yukarı bu işlemi orta ateşte 4-5 dakika mantarları tam öldürmüyoruz çünkü öldü mü görüntü ve lezzet olarak gider.
Evet, bunlar pişerkenden sebzemizi kontrol edelim. Evet. Aşağı yukarı 5 dakikada tamamdır bu. Hafif pişmiş. Tam pişirmeyelim, öldürmeyelim sebzelerimizi. Evet. Mantarların hafif şöyle kahverengi olduğunu gördüğünüz anda zaten anlarsınız. Şöyle. Pişmeye yakın olmuştur bu. Siz olun, mantarı fazla öldürmeyin ki besininden mahrum kalmayın. Şu şekil. Evet, mantarımız hafif şöyle kahverengi rengi aldıktan sonra soğanlarımız zaten pişti. Kremasını verebiliriz. Şöyle bir su bardağı kremamızı. Evet. Şöyle. Görüntüyü görüyorsunuz zaten, soğanlar pırıldıyor içinde, pırıl pırıl parlıyor. Şöyle ateşimizi biraz yükseltebiliriz. Evet, kremamızı da verdikten sonra şöyle bir tutam tuzumuzu hafif her tarafına yayıyoruz ve karabiberimizi. En son az bir kimyon ve kekik pişmeye yakın. Kekimizi de koyduk mu? Şu anda daha önce mühürlediğimiz etlerimizi aroma yapmak için birbirleri şöyle boşluklar yararak evet şu şekil. Evet, kalan az bir kremamızı da şu şekil. Çünkü tam öldürmesin rengini. Bir iki dakikaya etlerimizi tam pişirmedik. %80'ini pişirdik. Ortanın bir üstü. Bu size göre değişir. Çok pişmiş sevmiyorsanız 2-3 dakika erken alacaksınız. Daha pişmiş severseniz 2-3 dakika fazla. Damak zevkinize göre. Ama eti ne kadar pişirirseniz lezzet oranı azalır. Evet. Yemeğimiz hazırdır. Kenara alıyoruz yemeğimizi. Ve haşlanmış sebzelerimize bir göz atıyoruz. Sebzelerimiz tamamdır. Sebzelerimizi süzgeç yardımıyla bir güzel süzebiliriz. Sebzelerimize aromatik bir lezzet vermek istiyorsak şöyle ufak tavada hafif zeytinyağı
Ayçiçek yağıyla karıştırılmış. Şöyle güzel bir marine edebiliriz. Bir tane de sarımsak ekleyebiliriz ona. Sarımsaklarımızı ne kadar ezersek tane tane ağza gelmesin. Evet, sarımsaklarımız da hazır. Hafif yağımız kızardı mı? Evet, hafif kızan yağımıza İsteğe göre haşlanmış patates de yapabilirsiniz yanına garnitür olarak. Damak tadınıza kalın, zevkinize. Evet, şöyle hafif piştiği zaman şöyle biraz tuz, karabiber. Evet, sarımsağımızı, doğradığımız sarımsaklarımızı da geldikten sonra evet, bu da hazırdır. Bunu kenara alabiliriz ve yemeğimizi bir güzel servis yapabiliriz. Evet, bir çatal yardımıyla önce pişirdiğimiz bonfilelerimizi şöyle alalım. Şekil. Sosumuzu yemeğin %40'ına gelecek şekilde, yemeğin görüntüsünü ve tadını bozmayacak şekilde orantılı olması gerekiyor. Şu şekil %40'ına gelecek şekilde. Evet, haşladığımız sebzeleri şöyle şekil dekor olarak şöyle haşladığımız havuçları şekil. Evet. Sebzelerimizi de koyduktan sonra şöyle hafif maydanoz şekil loloroso koyduk mu, şöyle yemeğimiz hazırdır. Yemeğimiz bu şekilde. Evet, kremalı mantarlı bonfilemiz hazırdır. Herkese afiyet olsun. İyi günler dileriz. Thank you.
Uluslararası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sundu.